YouTube'daki ikinci programımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün de bomba gibi bir konu kaldık. İyi yandan getirdik. Bonservisi elindeydi. Hiçbir masraftan kaçınmıyoruz abi. Tümüşkel edinde masraftan kaçınmayız. Sen de bavulla mı getirdin? Abi Emirhan'la Arda bu işi hallettiler. Hallettiler. Gizli bir biçimde bir operasyonla gittiler, aldılar, geldiler. Sahi hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. YouTube kanalımızda ikinci programımız Tuş Kilidinde. Bugün iki konuğumuz var. İlki sensin. İkincisi. Ayaklarına sağlık. İkincisi de Neslihan. Sen iyi yandan yakın arkadaşın ya. Ha. Nasıl geçiyordu günlerin burada? Ben ne zaman geldim Türkiye'ye? Bonservis ödedik sana. Konuş da parasını çıkartan. Ha. Bir izin verseniz konuşacağım. Ben 1,5 sene önce geldim. İran'da tiyatro oyunculuğu yapıyordum 12 sene. Sonra bir bıraktım, buraya geldim. Adam sen burada hiç bilmiyor musun? Böyle TNT modunda anlatıyordun. Tiyatro oyunculuğu yapıyordum. Yapıyordum. Ve mesela en çok oynamaktan zevk aldığın neydi? Ya ben kötü böyle çok... Kötü kadar oynar mısın? Mesela? Yok, ben çok sanatsal bir şey yapıyorum. Yani performans, art, çok biz tiyatro böyle... Ben burada. Bu bir sanat... sanata bir sokamadım. Evet ya. Niye sanata girmiyor? Yani biraz daha yakışıklı olmak gerekiyor. Daha gerek. Okan Bayır'a laf attılar burada Okan abi. Benim partnerime laf soktular. Evet. Saç ektirelim bir şey. Bu kadar yapılmış bir yalnız. Yalnız bütün. Sana bir senin saçın nerede abi? Bir şey söyleyeyim. Ne oldu saçını o anlattın? Ne oldu? Saçı kaybettim ben. Niye kaybettin? Aşk mı oldu? İki yaşında. Sen oldu. Topu bana çevirmedin. Buradan yakışıklılığa bütün çirkinleri laf attın. İlk Okan abiye bizim... Çağımız Okan Bayülgen'e laf attı bir tane çarptı. Niye öyle oldu? Ama böyle saç olmayan ama yakışıklı olan da var biliyorum. Kim mesela? Ufuk yakışıklı değil mi sence? kim mesela? Yani ne yapayım? Çok karizmatik bir adam değil mi? Karizmatik. Tabii. Yalandan kim? Yani mesela. Vuruyor ondan sonra seviyor. Ana sen de onu gaza getiriyorsun. Hemen karizmatik. Tamam mı? Gaza getiriyorsun. O da söylüyor. Ama niye gaza getiriyorum? Sana bir laf gelince benim içim acıyor. Tamam da. Hep ondan. Hep sana... ondan. Bak Arda orada bakıyor. Bir mendil falan getirmeye çalışıyor. Tamam da sanatsal filmden nereye geldik? Anlat başka. Şimdi sanatsal film nasıl bir film? Nasıl sanatsal? İşte böyle buraya Şahin yani. Kadar sanatsal film çekiyor. Doğru. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Tanımıyor musun? Tanımıyorum. Bütün dünya akrabaydı. Ya bütün dünya tanıyor. Tecavüz Coşkun, Şahin Kaya benim akrabalar zaten. Akrabanız. Akrabalar. Uzaktan ama. Uzaktan. Uzak köylü. Yoldan geçme. Tabii köylü mü oluyordu? Ne oluyor? Hiç gördünüz mü birbirinizi? Hiç birbirinizi gördünüz mü? Gördük tabii. Tabii canım uzaktan. O zaman akrabalar ya bir şey yapamayız. Tekrar tiyatrolara dönüş istiyor musun? Yani çünkü sen 12 yıl tiyatro yapan biri ondan kopamaz. Ben tabii tiyatrodan ya. Bıktım aslında çok. Evet. Dur bunu kesin lan bu söylenmez bu tiyatrodan bıktım diye. Yok ama çok yaptım. Ben küçüktüm yapıyordum. 12 yıl yaptım. Sonra ama dizi film filan seviyorum ama olmuyor. Burası daha zor. Ne izliyorsun dizi olarak Türkiye'de? Her şeyi izledim. Sen çocukluktan beri izliyor musun? Evet çocukluktan. Ne izliyorsun? Şu an izlediğin bir dizi var mı? Şu an Avlu'yu izliyorum. Avlu'yu izliyorsun? Evet ve en beğendiğim dizi o. Başka? Bence kusursuz bir dizi. Sonra Netflix'in Muhafız'ı izledim. Muhafız'ı izledim. Çok başarılı bence. Peki geçmişte de dizi izledim dedin ya. Bu zamana kadar izlediğin en iyi dizi hangisiydi? Şu an Avlu. Ama o zamanlar mesela Aşk-ı Memnu diyordum falan. Aşk-ı Memnu. Yani ben Türkçe... Aşkı Memnu'da oynasa ne oynasın? Memnu'yu oynardım, Memnu'yu. Ya, mutfakta bir yer bulurdu ya. Mutfakta abi bu ufağa takmış abi. Mutfak diyor bir şeyler diyor. Benden iyi aşçı olacağını anladı. Anladım. Tabii. Peki tabii ya, senin mutfakta yemek yapabiliyor musun? Sıfır desem. Sıfır. Kızı herkes bırakır ben sana söyleyeyim. Kim bırakır? Herkes bırakır. Sevgililerden mi bahsediyorsun yoksa tiyatrodan? Tabii. Sevgililer bırakır. Tiyatro bırakır. Yani tiyatro kaybeder bıraktır. Ne yapayım? Tiyatro mu kaybeder? Bırakan yok, kaybeder. Bırakan sevgili kim bırakır? Kaybeder. Anlamadı hayatım. Sen devam et. Yolun devam et. Ben yüzden sana döndüm babacığım. Ha. O zaman Sara ayaklarına sağlık. Valla. Teşekkür ederim. Teşekkür Türkiye'de ederim. Biz seni tiyatroda görmek isteriz. Aynen. Teşekkür tamam. Ederim. Sağ olun. İkinci konumuz bugün. Ben onu çok seviyorum. Soyadı gibi doğru söz. Hakikaten doğru gerçekten konuşuyor. Gerçekten o yüzden 9 köyden kovulmadı ama bütün herkes onu böyle... Biz kovacağız. Hayal gibi. Neslihan geldi lan. Neslihan burada hoş geldin Neslihan. Hoş geldin. Top sende. Evet, evet, evet. Yani tabii şöyle baktığın zaman olaya. Şimdi günümüzde bir oturduk bu şekilde ama dediğim gibi hani böyle çok takdir edenler, helal sana diyenler. Bunun dışında böyle bir de kötüsün deyip... Tükaka diyenler değil mi? Tükaka diyenler. Gülüyor musun Neslihan? Yani bu insanın artık hakkında yapılan yorum. Eleştirilere yani nasıl yaklaşıyorsun? Şurada mesela her eleştiriye açığım. Ama sadece ailemle ilgili ve Büşra'yla ilgili olan eleştirilere birazcık böyle yani o seviyeyi... Yani çizgi aşılınca yani, sen artık dışarıdan çıkıyorsun. Tabii üzüle de biliyorsun ama
güçlüyüm herhalde ya. Ya sen güçlüsün de. Büşra da güçlü yani hakikaten. Büşra an Estiyan'dan daha güçlü. Esra'nı kaldırıyor. Kaldırıyor beni. Bir şey söyledim mi? Yani şimdi o sana eleştiri yapanlar, belden aşağı bu anlar, inan ki biliyorsun sen de yıllardır. Bilmez miyim yani? Camiadasın, televizyon camiasın. Ben de, sen de. Fotoğraf çektirdiler senden biliyor musun? Bu kadar da kaypağız. Aynen öyle. Açık ve net. Evet. Gelecekte 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ben bir marka olacağım yaptığın iş konusunda diyebiliyor musun? Yani şöyle bir durum var. Mesela styling camiası bundan 10 yıl önce falan daha küçük bir pazardı. Fakat ama içerisinde yani çok fazla insanlar yoktu. Şimdi çok stylist var. Elindeki telefonu yüksek bir model olan insanların hepsi fotoğrafçı. Yani eskisi gibi fotoğrafçılar da stylistler de yok doğal olarak. Dolayısıyla bizim sektörümüz biraz küçüldü. Ya bir şey söyleyeyim. Haliyle. Fotoğrafçı her fotoğraf makinesi. Tabii. Fotoğrafçı. Şimdi her mesela bir bilgisayar var. Evet. İki tane sponsor bilip bir çekim olduğu zaman gidip oradan kıyafet alan zaten stylist olarak geçiyor. Doğal olarak benim kendi sektörümde de hayatımda en çok yapmayı sevdiğim şey kendi işim. Arkada toplum patlıyor falan duymam. Ama hayatını da bir yerde idam ettirmek durumundasın. Mutlaka. Bunun için de ne yapacaksın? Alternatif zevk aldığın. İş kolları üreteceksin. Zevk aldığın, yapmaktan keyif aldığın şeylerden gideceksin. Mesela ben işte benim sistemimden çıktıktan sonra bir DJ'liğe girmiştim ama devam gece, DJ'lik? Gece hayatı yorucu. Yorucu ama işte bu dönem içerisinde de bayağı bir dinlendim. Yani şey de oldum, özlemedim de değil. Tekrardan DJ'lik de yapabilirim. Bir şey yasak getirmesin DJ'liği o yüzden bırak. Yok ya getirmez dedim. Ya aslında bak, şöyle. Kamera kaydediyor yapma. Bir şey telefonu üzerinde var. Şimdi birkaç tane böyle yerden teklifler falan var. Onları değerlendirmeye bir çalışıyorum. Bir şey telefonu çok hayır yollamıyorum. Onları değerlendirmeye çalışıyorum. Bakalım belki tekrardan. Belki sürpriz bir şey yapacağız Neslihan'la da. Olabilir. Evet, olabilir. Evet, onu konuşuyoruz. Evet. Öyle bir şey de olabilir. Evet, o da büyük bir sürpriz olur yani izleyenlere. Neslihan, ben televizyon ve YouTube gücüne çok inanıyorum. Neden? Bence televizyon ekran yüzüne inanıyorum ben aslına bakarsan. Aslında. Bir de kendine aşık oluyor musun? Aynaya bakınca böyle. Ben kendim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Güzel. Ya ben bu tipsizlikle ben ona bakıyorum. Allah'ın güzelle çirkin filmi kaldı. Güzel. Hayır demin yakışıklılık karizmatik. Ama senin konuşsaydın. Senin arkadaşın. Keşke dalsaydın. Keşke dalsaydın. Beni kurtarsın. Evet Sara nasıl girdi? Nasıl geçirdi bu evet. Evet ya Sara. Sara ama İran'da geçirmediği kalmamış. İlk Türkiye'de de bana geçer. Evet. Şimdi tuş kilidinin bir şifresi var. Evet. Ertem Eğilmez'in doğum tarihini sorduk sana. 3 tane şifremizi verdik. Sen bir tanesini bilecek misin bakalım? Bile. Ertem abi bile. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yazayım mı? Evet. Yaz. Buyurun. Yazıyorum. Yazıyor. Bakalım evet. Doğru mu? Biz Neslihan bakacağız. Doğru söz hiçbir yazıyor. Şifre yok. Evet. Ufuk saklıyor şu anda. Gözüm gibi bakıyor. Sakın abi. Sahra da bakıyor kameralardan. Sahra Ertem abi tanır mı? Ertem Eğilmez'i tanımaz ama filmlerini izlemiştir. Oğlunu tanır bakıyor mı? Şu anda. Onu da tanımaz. Oğlunu da tanımaz. Ertem Şener'i tanır mı? Tanır mı? Tanımaz. O, belki tanır. Yazdım göstereyim mi? Kameralara göster. Kamerayı göster. Bu kamera. Ufuk sen de göstereceksin ben şimdi de, doğru mu diye izleyenlerimiz teyit edecek. Evet bakalım kameraya. 59 gösterdi. Biz ne yazmışız? Her zaman önden giden insan. Keşke 59'lu olsaydı. 30 sene. Allah rahmet eylesin diyelim. Allah çok güzel yapıtlar bıraktı bize. Hiç oradan da arkadan da hiç şey yapmıyor. Tüyo yok. Tüyo yok. Tüyo. Son sözlerini alalım bitirelim. Son sözlerimi alalım. Sanki gidiyor bir de sonra. Abi 59 deyince 59 deyince gönderiyoruz biz de öyle. Son sözlerim şudur ki. Çok seviyorum. Sizi ifşa ediyorum. Yani insanların hayatlarında tarzları, stilleri, işte tercihleri, yaşam, herkesin hayatı kendisine özel ve kendisine mahremdir. Dolayısıyla biz birazcık böyle bir yani ben kendi adıma konuşayım ve Türkiye'de bilindik çok kaşıyoruz değil mi? Rüzgar Erkoçlar vesaire. Evet. Biz sadece yani ya da ben sadece bir buzdağını sadece görünen kısmıyım. Bunun altında çok ve çok kat ve kat altı var yani. Sen tanınmış var. Olduğun için. Evet aynen öyle. Dolayısıyla o yüzden herkes... Ya ben geldim. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Bu hafta da bitti Ufuk. Bu hafta bitti değil mi? Ne yapacağız?
Bitireceğiz. İkinci programımızda YouTube'da bomba gibi konuklar olacak. Bomba gibi sohbetler olacak. Sıcak. En azından abi en önemli özelliği sıcaklık. Sıcak, samimi, eğlenceli. En azından böyle insanlar olacak. Doğru sözü i̇yi konuşan insanlar. Tek mottomuz bu. Aynen. İyi insanlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.